Evet, işleyeceğimiz konu sıfatı, sıfat konusu. Başka hangi kavramla ifade ediliyor? En-na'tu, na't. Sıfat ile na't aynı anlama geliyor. Sıfat tamlaması. Şimdi burada Türkçe'de sıfat tamlamasında sıfat önce zikredilir. Mesela kırmızı araba, büyük ev şeklinde kullandığımızda sıfat ögesi isimden önce kullanılıyor. Arapçada ise tam tersi. Önce ismi kullanırız, ardından o ismi niteleyeceğimiz sıfatı kullanırız. Örnek, El Beytül Kebiru. Büyük ev. Büyük ev. Burada nitelenen yani mevsuf dediğimiz öge El Beytü kelimesi. Niteleyen yani sıfat dediğimiz öge ise el-kebiru kelimesi. Ya da beytun kebirun, büyük ev. Burada da dikkat edersek mevsuf olan beyt kelimesi önce zikredilmiş, sıfat olan kebir kelimesi sonra zikredilmiş. Şimdi arkadaşlar bazı terkipler var. Bu terkiplerin özelliklerini bildiğimiz zaman sıfat tamlaması mı, isim cümlesi mi, izafet terkibi mi, izafet tamlaması mı olduğunu ayırt edebiliriz. Şimdi şu iki tane örnek arkadaşlar sıfat tamlaması. Dikkat edersek birinci kelimemiz marife, ikinci kelimemiz de marife olarak gelmiş. İkinci örnekte birinci kelimemiz nekre, ikinci kelimemiz de sıfat olan kelime de nekre olarak gelmiş. Şimdi burada üçüncü örneğimize bakalım. El beytü ev nedir? Kebirun büyüktür. Bu cümledeki el beytü kelimesi Hocam bölüyorum Türkçe'de ama bir şey söyleyebilir miyim? efendim? Sesimiz bende çok kesiliyor ama benimle mi alakalı yoksa herkeste Diğer mi öyle? arkadaşlarda böyle bir problem var mı? Ben bir çıkıp tekrar gireyim hocam. Olabilir. Diğer arkadaşlarda var mı sıkıntı acaba? El beytü kebirun dediğimiz zaman arkadaşlar buradaki el beyt kelimesi müpteda işlevi görüyor. Kebirun kelimesi ise haber işlevi görüyor. Şimdi fark ne? Dikkat edersek burada müpteda marife olarak gelmiş. Kebirun haber burada ne olarak gelmiş? Nekre olarak gelmiş. Eğer her ikisi de nekre veya her ikisi de marife olursa sıfat tamlaması olur. Birinci kelime marife, ikinci kelime nekre şeklinde gelirse ve cümle bu şekilde oluşturulursa burada bir isim cümlesi vardır. Beyt kelimesi müpteda, kebirun kelimesi haber işlevi görür. Ya da başka nasıl bir terkiple karşılaşabiliriz? Şu dördüncü örneğimize bakalım. Beytut Dullabi. Bu terkipteki beyt kelimesi muzaaf işlevi görüyor. Et-tullabi kelimesi ise mudafun ileyh işlevi görüyor. Burada bir izafet tamlaması var. Yine dikkat edersek arkadaşlar birinci kelimede el takısı yok, ikinci kelimede el takısı var. Şimdi birinci kelimede el takısı olmamasına rağmen bu nekre değildir arkadaşlar. Bu marifedir. Burada kelimeler arasındaki ilişkilerden bir sıfat tamlaması mı, isim cümlesi mi, yoksa izafet tamlaması mı olduğunu ayırt edebiliriz. Ayırt etmemiz de gerekiyor ki doğru şekilde tanımlayabilelim. Kelimetü mevsuf, mevsuf dediğimiz kelime ve kelimetü mudaf ve muzaf olan kelime, pardon bu özür diliyorum bu eksik yazılmış. Şunu düzeltelim. Kelimetü sıfat, cümlede sıfat işlevi gören kelime ve kelimetü muzaf değil de arkadaşlar kelimetü mudafun ileyh leyset vazifeten fil cümleti cümlede görevli kelimeler değildir. Şimdi bu ne demek? Bu şu demektir. Şuradaki sıfat ögesinin cümlede fail, mef'ul, naib-i fail ya da işte müpteda haber görevi üstlenmesi üstlenemeyeceğinden bahsediyor. Bu sıfattır sadece.
Yani cümledeki tek görevi kendisinden önceki kelimeyi nitelemektir. Sıfat olmaktır. Mesela şu dördüncü örnekteki Abdullah kelimesi, muzafun ileyh olan Abdullah kelimesi cümlede fail, naib, fail, mübteda, haber, mef'ul gibi görevler üstlenmez arkadaşlar. Bunlar, bu kelime mesela birinci cümlede el-kebiru kelimesi sadece sıfattır. Şu dördüncü örnekteki Abdullah kelimesi ise sadece muzafun ileyh işlevi görür. Peki cümlede mübteda, haber, fail, mef'ul gibi işlevi görenler hangi kelimelerdir arkadaşlar? Sıfatın nitelediği şu el-beyt kelimesi fail olabilir, mübteda olabilir, haber olabilir. İzafet terkibinde de şu muzaf olan beyt kelimesi fail, mef'ul, naib, fail olabilir arkadaşlar. Bunlar sadece ya sıfattır ya da muzafın ilihtir. Başka da bir görevleri yok. Es-sıfetü sıfat yani en-na'tü sıfat kelimesi cümlede sıfat işlevi gören kelime tabi'un yuvaddihu metbu'ahu lezi kablehu fil kelam cümlede kendisinden önce gelen metbu'unu açıklar. Tabi olduğu kelimeyi açıklar. Yani buradaki kebir kelimesi ne yapar arkadaşlar? Beyt kelimesinin yübeyyinu şey'en fî metbu'ihi tabi olduğu kelimenin yani mevsufunun bir özelliğini bize ifade eder. Mesela ev, evin bir sürü özelliği olabilir. Yeni, eski, büyük, küçük, kırmızı, beyaz gibi bazı özellikleri olabilir. Ben mesela sıfat olarak bunlardan birisini kullanırsam ne olacaktır? O özelliğini açığa çıkaracaktır. Burada el-beytul kebiru büyük ev dedim. Mesela küçük ev desem el-beytus sagiru küçük ev. El-beytul ahmer kırmızı ev. El-beytul kadimu eski ev. El-beytul cedidu yeni ev. Dikkat ederseniz ev kelimesinin herhangi bir özelliğini bize açıklıyor. Şimdi burada şurada kurallar var arkadaşlar. Es-sıfetü sıfat ögesi tettebi'ul mevsufe ma kablaha mevsufuna tabi olur, mevsufuna uyar, mevsufuyla uyumlu olur. Hangi bakımlardan? Dört açıdan arkadaşlar. Fil i'rabi, i'rab yönünden. Yani sıfat ile mevsuf her ikisi de ya merfu'un merfu olacak, ya mansubun mansup olacak veya mecrurun mecrur olacak. Yani i'rab yönünden sıfat mevsufuna tabidir. Örnek, hâdâ bu kimdir? Racülün kerîmün, cömert bir adamdır. Dikkat edersek arkadaşlar buradaki racülün kelimesi müptedadır, şey haberdir. Kerimun kelimesi bunun sıfatıdır. Haber merfu olduğu için sıfatta merfu olarak gelmiştir. Evet ikisi de nedir? Ref alametleri bu cümlede, bu cümle için söylüyorum. Ref alametleri ötürü olarak gelmiştir. Peki mansuba örnek. Ra'eytü gördüm ricalen sabirine. Ricalen kelimesi burada mef'ulün bih'tir. Ra'a fiilinin mef'ulün bih'idir. Ve mansuptur. Nasb alameti fethadır. Sabirine kelimesi ricalen kelimesinin sıfatıdır. Cemî müzekker salim olduğu için nasb alametimiz burada ya'dır. Her ikisi de mansup olarak gelmiştir. Mecrura örnek ise zehebtü ila raculeyni salihayni iki salih adama gittim. Şimdi burada ila harfi cer, raculeyni mevsuf olan raculeyni kelimesi burada ismi mecrurdur. Cer alametimiz burada ya'dır, tesniye olduğu için. Sıfat da mecrur oluyor ve cer alametimiz burada ya olarak karşımıza çıkıyor. Demek ki sıfat mevsufa irab yönünden uyacak. Başka? Fit ta'rifi ve tenkiri, marifelik ve nekrelik yönünden uyacak. Yani her ikisi ya marife olacak ya nekre olacak. Örneklerimiz Hâzâ imra'etun kerîmetun. Dikkat edin arkadaşlar. Sıfat ve mevsuf her ikisi de burada nekre olarak gelmiş. Ya da câet el mer'etâni el kerîmetâni sıfat, mevsuf her ikisi de marife olarak gelmiş. El takısı alarak marife olarak gelmişlerdir.
Üçüncü benzerlik tezkiri ve te'nisi, müzekkerlik ve müenneslik yönünden olacak arkadaşlar. Her ikisi ya müzekker ya da müennes olacak. Örnek, hâzâ raculun kerîmun, sıfat mevsuf. Her ikisi de burada müzekker. Hâzihi imra'etun kerîmetun, buradaki iki kelime sıfat mevsuf, her ikisi de müennes olarak gelmiş. Dördüncü uyum, fil ifradi, müfret olma bakımından, ve tesniyeti, tesniye, ikil olma bakımından, vel cem'i, çoğul olma bakımından uyacaklar. Her ikisi de ya müfret, ya tesniye, ya da cem'i olacak. Şimdi şuradaki birinci cümleye bakın arkadaşlar. İmra'atun kerimetun. Sıfat da, mevsuf da, müfret. El mar'etani kerimetani. Sıfat ve mevsuf. Burada tesniye. Nisa'en sabiratin ise burada her ikisi de cemi olarak gelmiş. Cemi olarak gelmiş. Şimdi burada şöyle bir istisnamız var. Onu da şöyle ifade edelim. Şayet mevsuf cemi gayrı akil olursa sıfat ögesi müfret müennes olarak kullanılır. Mesela hâzihi kütübün cedîdetün. Arkadaşlar buradaki kütübün kelimesi mevsuf. Cedîdetün kelimesi sıfat. Kütübün kelimesi cemî gayr-ı akıl olduğu için, yani kitap kelimesinin akılsız çoğulu olduğu için burada sıfatımız müfret müennes olarak gelmiş. Ne demiştik? Sıfat mevsufuna sayı ve cinsiyet bakımından uyacaktı. İrab yönünden, marifelik ve nekrelik yönünden uyacağı gibi sayı ve cinsiyet bakımından da uyacaktı. Burada ne oluyor arkadaşlar? Mevsuf olan kelime cemî gayr-ı akıl olduğu için sıfat da ne olarak gelmiştir? Müfret müennes olarak gelmiştir. Evet, dört uyum neydi? İrab yönünden, marifelik ve nekrelik yönünden, müzekkerlik, müenneslik yönünden, yani cinsiyet, müfret, tesniye, cemî olmak yönünden, yani sayı bakımından. Şimdi arkadaşlar, burada sıfatın türleri, kısımlarına geldik. Sıfatın geliş şekilleri. يَنْقَسِمُ اَنَّعْتُ الْحَقِيقِيُّ Gerçek sıfat, حَسَبَ اَلْفَاظِهِ Kullanılan lafızların, ifadelerin, ifadelere göre ila telâfe taksâmi üç kısma ayrılır. Birinci kısım, نَعْتُ الْمُفْرَدُ Müfret sıfat. Şimdi arkadaşlar buradaki müfretten maksat nedir? Yani sıfat ama müfret sıfat. Tür bakımından müfret. Müfretten maksat nedir? Kelimetun vahidetun. Tek bir kelime olarak gelmesi demektir. Başka bir deyimle la cümletun cümle olarak gelmemesi ve la şibhu cümletin şibih cümle olarak gelmemesi demektir. Yani şu ikinci ve üçüncü kategoride kullanılmaması demektir. Müfretten maksat cümle veya şibih cümle olarak gelmemesi demektir. Yutabikul men'ute müfret sıfat men'ute yani mevsufa nitelediği kelime uyumlu olur, uyar, mutabık olur. Fin nev'i cinsiyet bakımından, müzekkerlik, müenneslik bakımından. 2 ve adedi sayı bakımından, 3 ve ta'rifi ve tenkiri marifelik ve nekrelik bakımından, 4 ve hükmil i'rabi irab hükmü bakımından. Yani merfu, mansup ve mecrur olmak bakımından. Bu şu demek, şurada biraz evvel gördüğümüz şu 4 temel kural müfret sıfat için geçerlidir arkadaşlar.
Eğer sıfat müfret olarak gelmişse dikkat edin. Kerimun, el kerimani, sabirina, salihayni şeklinde cümle olarak değil de kelime olarak geldiği zaman şu dört tane uyumu ararız. Çünkü bunlar müfret sıfattır. Örneğimize bakalım. El mu'minul kaviyyü, kuvvetli mü'min, hayrun minel mu'minil za'ifi, zayıf mü'minden daha üstündür. Şimdi buradaki el mu'minul kaviyyü, el kaviyyü kelimesi sıfat, el mu'minu bunun mevsufu. Ve ikisi de müzekker olarak gelmiş. İkisi de marife olarak gelmiş. İkisi de merfu olarak gelmiş İrab yönünden. İkisi de müfret olarak gelmiş. Hayrun minel mu'mini zayıfi dediğimiz zaman buradaki sıfat olan zayıfi kelimesi mecrur olarak gelmiş İrab yönünden. Çünkü mevsufu mecrur. Mevsufunun başına dikkat edin arkadaşlar. Min harficili gelmiş. İkisi de müzekker, ikisi de müfret, ikisi de marife. El takılı gelmişler arkadaşlar. Bir diğer örnek. Zürutu kariyeteyni karibeteyni minel bahri. Denize yakın iki kasabayı ziyaret ettim. Kariyeteyni kelimesi burada, karibeteyni kelimesi sıfat. Kariyeteyni kelimesi mevsuf. Dikkat ederseniz her ikisi de İrab yönünden mansup. Çünkü karyeteyni kelimesi burada mefuldür. Sıfat da mefule tabi olacak. Nasb alametleri yağdır. Çünkü tesniyedirler. Ve ikisi de nekire. İkisi de tesniye. İkisi de müennes. Müennes olduklarını nereden anladım? Şuradaki T'den. Nasb alameti olan yağdan önceki T'den anladım. Eğer müzekker olsaydı bu T olmayacaktı. Üçüncü örneğimiz haulâ-i talibâtun müeddebâtun. Bunlar edepli öğrencilerdir. Müeddebâtun kelimesi sıfat, talibâtun kelimesi mevsuf. Her ikisi de nekre. Her ikisi de irab yönünden merfu. Çünkü talibâtun kelimesi burada haberdir. Her ikisi de cemî, her ikisi de müennes. Bir daha söylüyorum. Müfret sıfat. Sayı bakımından, cinsiyet bakımından, marifelik ve nekrelik bakımından ve irab bakımından birbiriyle uyumlu olacak. Şimdi gelelim na'tun cümletun, cümle şeklindeki sıfata. Sıfat bazen cümle şeklinde karşımıza çıkabilir. İsmiye, isim cümlesi şeklinde, fiiliye, fiil cümlesi şeklinde. Şimdi isim cümlesinin veya fiil cümlesinin sıfat olabilmesi için bir şartayni, iki tane şartımız var. Birincisi, en yekûnel men'ûtu nekreten. Mevsuf olan kelime kesinlikle nekre olacak. Onun için biz diyoruz ki nekre bir kelimeden sonra gelen kısım sıfattır. Onu sıfat olarak algılayacağız ve ona göre tercüme edeceğiz. Mevsuf, yani cümle içinde kullanılan bir fiil ya da isim cümlesinin sıfat olabilmesi için o cümleden önceki kelimenin nekre olması lazım. İkinci şartımız, finnati sıfat ögesinde, yani bu isim veya fiil cümlesindeki sıfat ögesinde zamirun, bir zamir bulunması lazım. Ya'udu alel men'uti, sıfatla uyumlu bir zamir o cümle içinde, fiil ya da isim cümlesi içinde gizli veya açık bir zamir bulunacak. Bu zamir mevsuf ile sayı ve cinsiyet bakımından uyumlu olacak. Şimdi bunu şu örnekte, örnekler üzerinden tahlil edelim. İştaraytu, satın aldım. Beyten, bir ev satın aldım. Şimdi arkadaşlar buradaki beyten kelimesinden sonra dikkat ederseniz bir isim cümlesi gelmiş. Hucuratuhu vasiatun. Hucuratu kelimesi mübteda, vasiatun kelimesi haber olmak üzere bir isim cümlesi gelmiş. Nekire bir kelimeden sonra. Dolayısıyla hucuratuhu vasiatun
beyt kelimesinin sıfatıdır ve isim cümlesi şeklinde gelmiştir. Nasıl tercüme edeceğiz? İşteraytu beyten hucuratuhu vasiatun. Odaları geniş bir ev satın aldım. Sıfat yapıyoruz bunu. Odaları geniş bir ev satın aldım. Şimdi bu birinci şartımız neydi? Mevsufun nekre olması. Dikkat edin, beyten kelimesi burada nekre. İkinci şartımız neydi? İsim cümlesi, pardon, cümle içinde sıfat işlevi gören cümle içinde zamir bulunacak. Arkadaşlar, bu zamirimiz de burada şu hucuratuhu kısmındaki hu zamiridir. Mübtedaya bitişik olarak gelir ve bu hu zamiri sayı ve cinsiyet bakımından mevsufa uyumludur. Müfret müzekker olduğu için bu da müfret müzekker olarak gelmiştir. Başka bir örnek. Hâzâ, bu nedir? Kitâbun, bir kitaptır. Nasıl bir kitaptır? Bakın, nekre olarak gelmiş mevsuf. Sonra fiil cümlesi gelmiş. Yeşrahu, açıklayan, ilmen nahvi, nahiv ilmini açıklayan, ele alan bir kitaptır. Burada fiil cümlesi gelmiş. Zamirimiz nerede arkadaşlar? Kitabın kelimesiyle uyumlu zamirimiz. Şu yeşrahu'nun faili olan hüve zamiri nedir burada? Kitabın kelimesine dönen zamirdir. Peki sayı ve cinsiyet bakımından uyumlu mu? Evet. Bu da müfret müzekker. Bu da müfret müzekker olarak gelmiş. Evet, bu kısımda sorusu olan var mı arkadaşlar? Yok, devam hocam, edelim. Na'tun şibhu cümletin. Şibih cümle olarak gelen sıfat. Şimdi şibih cümle dediğimiz zaman bunu duymuşsunuzdur. Harfi cer ve ismi mecrur şeklindeki kullanımlara biz şibih cümle dediğimiz gibi zarf şeklindeki kullanımlara da biz şibih cümle diyoruz. Zarftan maksat zaman ve mekan bildiren kavramlar. Şimdi şibih cümlenin sıfat olarak gelebilmesi için bir şartın, bir şart olacak. O da nedir? En yekûnel men'ûtu nekraten. Mevsuf nekre olacak. Dikkat ederseniz isim veya fiil cümlesi şeklinde geldiği zaman da sıfat, şimdi mevsuf nekre olacağı gibi şibih cümle geldiği zaman da mevsuf nekre olacak. Dikkat ederseniz burada zamir olması şartı yok. Mesela örnek, ra'eytu raculen, bir adam gördüm. Nekre bir kelime. Hemen peşinden harfi cer ve ismi mecrur gelmiş. Min Filistin fil matari. Havaalanında Filistinli bir adam gördüm. Buradaki kısım şibih cümledir, sıfattır. Başka bir örnek. Haza, bu kimdir? Talibun, bir öğrencidir. Emamel levhati, tablonun, panonun önündeki bir öğrencidir. Şimdi mevsufumuz burada nekre gelmiş. Çünkü şartımız nekre olması. Emame kelimesi burada sıfat. Ne olarak gelmiş burada? Yer bildirdiği için zarf olarak gelmiş. El-levhati kelimesi de bunun muzafı ileyhi. Bu panonun önündeki öğrencidir. Buradaki emame kelimesi talip kelimesinin sıfatı işlevini görüyor. Evet. Şimdi arkadaşlar, müfret sıfat marife de olabilir, nekre de olabilir. Fakat cümle sıfatın, yani isim veyahut da fiil cümlesinin ya da şibih cümlenin sıfat işlevi, doğrudan sıfat işlevi görebilmesi için mevsufunun ne olması lazım arkadaşlar? Yani cümlenin tamamı, öyle söyleyeyim, sıfat olabilmesi için mevsufun nekire olması gerekiyor. Şu cümle, isim cümlesi veya fiil cümlesi şeklindeki kullanımlarda mevsuf ile uyumlu, gizli veya aşikar bir zamirin cümle içinde kullanılması gerektiğine de dikkat edelim arkadaşlar. Şimdi, peki hocam, müfret sıfat marife olarak gelebiliyor. Peki marife bir kelimeye ben isim cümlesi, fiil cümlesi veya şibih cümleyi sıfat yapabilir miyim? Yapabiliriz arkadaşlar. O zaman şöyle diyelim.
marife bir kelimeye cümle veya şibih cümlenin sıfat olarak kullanılabilmesi için, evet, ismi mevsuller kullanılır. Yani marife bir kelimeye siz cümle ya da şibih cümleyi sıfat yapacağınız zaman ne yapmak lazım arkadaşlar? İsmi mevsulleri devreye sokmak gerekiyor. Kelime nekre olduğu zaman ismi mevsul kullanmamıza gerek yok. Doğrudan bakın hemen nekre bir kelimeden sonra isim, fiil cümlesi veyahut da şibih cümle hemen sıfat yapılmış. Ama marife bir kelime olduğu zaman ne olması lazım? İsmi mevsul kullanılacak. Mesela buradaki iştaraytu beyten hucuratu vasiatunu biz ismi mevsullü yapalım. İştaraytu el beyte. Şimdi marife yaptım dikkat ederseniz kelimeyi. Ve ben buna sıfat yapacağım. O zaman ne yapmam lazım? İsmi mevsul kullanmam lazım. İsmi mevsul bu kelime ile sayı ve cinsiyet bakımından uyumlu olacak. Ne diyeceğim o zaman? Ellezî. Değil mi? El beytellezî hucuratuhu vâsi'atun. Şimdi böyle bir durumda arkadaşlar şu ellezî kelimesi sıfat oluyor sadece. Şimdi nekre olarak geldiği zaman cümlenin tamamı sıfattı. Değil mi? Böyle bir durumda arkadaşlar ismi mevsul sıfat olacak. Buradaki mevsufumuzda elbeyte kelimesi olacak. Peki hocam şu hücuratuhu vasiatun kısmı ne olacak? Arkadaşlar bu ismi mevsule ait bağlı sıla cümlesi. İsmi mevsul tek başına kullanılmaz. Bundan sonra ismi mevsulden sonra bir sıla cümlesi kullanılması gerekiyor. Bu sıla cümlesi isim cümlesi de olabilir, fiil cümlesi de olabilir, şibih cümle de olabilir. Tek fark ne? Burada ismi mevsul kullandığım zaman ismi mevsulün sadece kendisi sıfat oluyor. Mesela ben iki evi satın aldım desem ne olacak? İşteraytu elbeyteyni ellezeyni hucuratuhuma vasiatun. Buradaki mevsufumuz elbeyteyni, sıfatımız ellezeyni, hucuratuhuma vasiatun ve ellezeyninin nesidir? Sıla cümlesi. Ha, burada ismi mevsul ile sıla cümlesi arasında da ne vardır? İsmi mevsulden sonra gelen sıla cümlesinde ismi mevsul ile uyumlu bir zamir kullanılacak. Yani buradaki zamir arkadaşlar ellezî ile uyumludur. Şimdi doğrudan ellezî ile uyumlu dolaylı olarak fark ediyorsanız mevsuf ile de uyumlu olmuş oluyor. Tekrar söylüyorum şuradaki zamirimiz ismi mevsul ile uyumlu. Doğrudan ismi mevsul ile uyumlu. Dolaylı olarak da mevsup ile uyumlu. Peki 3 ve yukarısı ev satın alayım. İşte raytu el buyute. Şimdi buradaki mevsufumuz el buyut. Peki sıfatımız ne gelecek? Arkadaşlar buradaki ismi mevsul. Şimdi buradaki el buyut kelimesi cemî gayri akıl olduğu için ismi mevsul ne olarak gelecek? Müfret müennes olarak gelecek. Hucuratü ha diyeceğiz bu sefer zamir. Müfret müennes olacak. Vâsiatün. Buradaki sıfatımız elleti oluyor. Şuradaki ha zamiri elleti ile uyumlu doğrudan. Dolaylı olarak da mevsufumuzla uyumludur. Evet arkadaşlar. Peki fiil cümlesi olarak getirirsek yine şuradaki örneğimizi alalım.
هذا كتاب يشرح علم النحو. Şimdi burada şöyle bir şey yapmamız lazım. Hâzâ huve, hâzâ huvel kitâbü. Şimdi arkadaşlar bakın hâzâ'dan sonra kitâbün gelmiş. Zamir gelmemiş araya. Şimdi mübteda marife haber nekre olmalı. Müfret haber nekre olmalı. Temel kural bu. Peki müfret haber tek kelime olarak, marife olarak gelirse ne olacak? Bunun arasına zamiri fasıl dediğimiz hem müpteda hem de haberle uyumlu bir zamir kullanmak durumundayız. Yani şunu kullanmazsam, şu hüve kelimesini diyelim kullanmıyorum, o zaman burada müpteda haber ilişkisi olmaz. Burada bedel ilişkisi olur. Haza bu, el kitabu, bu kitap demektir bu. Peki ben zamiri kullanmakla ne yapmış oluyorum? Bu kitap demenin önüne geçmiş oluyorum. Haza bu nedir? Üvel kitabı, o kitaptır şeklinde. Temel bir kural bu arkadaşlar. Şu zamiri faslını kullanıyoruz. Tekrar söylüyorum. Müpteda marife. Haber, müfret haber olarak geldiğinde, tek kelime olarak geldiğinde, marife olarak geliyorsa, müpteda ile haberle uyumlu bir ara zamir kullanıyoruz. Biz buna zamiri fasıl diyoruz. Peki buna sıfat yapalım. Haza huvel kitabul lezi yeşrahu ilmen nahvi. Bakın sıfat burada ellezi. El kitabı kelimesi burada nedir? Mevsuf. Burada da fiil cümlesi olarak gelmiş. Peki tesniye yapalım. O zaman ne olacak bu? Haza ni zamirimiz huma olacak. Hazani humel kitabani. Şimdi mevsuf geliyor. Elle zani yeşrahani ilmen nahvi. Sıfatımız elle zani. Mevsufumuz el kitabani oluyor. Peki bunu çoğul yapalım. Hazihi hiyel kütübü el kütübülleti teşrahu ilmen nahvi. Buradaki mevsufumuz el kütübü. Elleti de burada nedir arkadaşlar? Sıfatımız. Peki hocam burada şimdi müfret tesniye, müfret müennese döndü durum. Niye? Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir şey var. Şimdi bu el kütübü haber mi? Haber. Hazihi burada müpteda mı? Müpteda. Eğer haber cemi gayri akıl olarak gelirse müpteda da müfret müennese olarak gelecek. Buradaki haber cemi gayri akıl olduğu için sıfatımız da müfret müennese olarak geldi. Peki fiil cümlesinde nasıl bir durum var? Bakın şuradaki birinci örneğe bakalım. يَشْرَحُ عِلْمَ النَّحْوِ kısmı اَلَّذ۪ي kelimesinin sıla cümlesi. Bu fiil cümlesinin içinde اَلَّذ۪ي ile uyumlu, gizli veya açık bir zamir olmak durumunda şu يَشْرَحُ'nun faili olan hüve bununla uyumlu. Şurada gizli bir ne var arkadaşlar? Failimiz hüve. Peki şuradaki yeşrahani ilmen nahvide nasıl bir zamir var? Arkadaşlar şuradaki elif faildir. Ellezani ile uyumludur. Çünkü bu tesniye elifidir. Buna biz elifun ifneyn diyoruz. Buradaki uyumlu zamirimiz aşikar. Peki bu cümlede teşrahu ilmen nahvide ne var arkadaşlar? Burada da gizli failimiz hiye elleti ile uyumludur. Evet, fiil cümlesini de bu şekilde isim cümlesini, fiil cümlesini marife bir kelimeye ne yaptık? Sıfat yaptık. Tekrar söylüyorum, ismi mevsuller burada sıfat işlevi görüyorlar.
Şurada bir iki dakikamız kaldı. Hemen birkaç tane cümle çözelim. Bir, eskünü fi hücretin fi sekeni tullabi. Şimdi burada hücretin kelimesine sıfat yapacağımız zaman ne diyebiliriz? Hangi kelimeyi sıfat yapabiliriz arkadaşlar? Bakıyoruz, mecrur olacak. Şu olmaz o zaman. Müfret müennes olacak. Bu müfret müzekker olmaz. O zaman ya bu ya bu olacak. Hücretin kelimesi nekre olduğu için bu da olamaz. Doğru cevabımız sagiratin olmak durumunda. İki, şahedtü bernâmecen tilfâzi. Televizyonda ilginç bir program izledim. Bernâmecen, evet, katkıda bulunabilirsiniz arkadaşlar. Bernâmecen aciben olması lazım. Aciben. Evet. Şimdi üçe baktığımız zaman fi İstanbul'e, İstanbul'da vardır. Âthârun, tarihi eserler. Fi eyyi mekânin âhire, başka bir yerde benzeri olmayan. Şimdi la metîle leha, la metîle leke, la metîle lehu, la metîle li. Buradaki mevsufumuz cemî gayri akıl olduğu için müfret müennes bir şey kullanmam lazım. En uygunu hangisidir arkadaşlar? La metîle leha fi eyyi mekânin âhire. Çünkü buradaki ha zamiri bununla nedir? Bu cemî gayri akıl olduğu için müfret müennes bir zamir bulmak durumundayım. El-mütesâbiku fâze fil-müsâbekati. El-mütesâbiku marife, müfret, müzekker, merfu. Müfret müennes, tesniye müzekker. Bu da tesniye veyahut da çoğul diyebilirsiniz. O zaman elimizde at-tavîr kelimesi kalır. Beşe bakalım. Hâze, bu nedir? Mescidün, bir mescittir. Dikkat edelim arkadaşlar. Nekre kelime gelmiş. El-kebîru marife olmadı. Kebiratun olmaz çünkü müzekker, müennes. Bu kebirin de olmaz çünkü bu merfu, bu mecrur. Dolayısıyla burada sıfatımız ne olarak gelmiş? Şibih cümle olarak gelmiştir.